hiçbirinizin uzun zamandır bilmediği bir şey var. Evet. Ben bugün Almanya'ya tatile gidiyorum diyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi hiçbirinizin uzun zamandır bilmediği bir şey var. Evet. Ben bugün Almanya'ya tatile gidiyorum diyelim. Ailemin de haberi yok, hiç kimsenin haberi yok. Evet, sadece çok büyük kuzenimin, bir sürpriz olacak. Kuzenimin haberi var. Çünkü havalimanından kendisi beni alacak inşallah. Yaklaşık bir 2-3 haftadır yani gideceğimi biliyorum. Rabbimin izniyle inşallah. Postalıyorum Beyza Hanım'ım. Bekar hayatı yani başlasın. Çok sürpriz olacak. Hayatımda ilk kez bir sürpriz yapıyorum. Çünkü ben biliyorsunuz kendimi tutamam. Annem olsun. Yani hiç yapamaz. Hiç. Birisine söylemem gerekiyor. Hiç beceremez o sürpriz işleri. Ve bizim aileden kimsenin işte dediğim gibi haberi yok. Sadece evet. Kuzenimin haberi var. Ve dediğim gibi kendisi beni alacak inşallah. Çok i̇nşallah. Heyecanlıyım. O eski ilk yani bizi tanıdığınız videolara döndüm yani resmen. Hani Almanya'ya giden yolculuğum vardı ya. Evet. En başlarda. Evet. Video çekemediğin zamanlar. Aynen. O zamanlar daha doğru düz çekim de yapmıyordum. Evet. Rabbinin izniyle inşallah Almanya'da bu sefer güzel çekimler yapacağım. İnşallah sultanım. Evet. Ne giydin bakalım? Şöyle rahat bir şey giydim. Bir de bavulum bu şekilde. Watson's'tan bavul bu arada. Aynen. Çok sorun bavul oluyor. Watson's'tan. Şalım, eşarpçım burada sayfasına Instagram şuraya yazacağım. Evet. Elbisem de şöyle normal siyah, çok rahat bir elbise diye bunu giydim. Bu Sefa Merve'den. Bir de şöyle bir omuz çantası aldım. Çünkü çok rahat oluyor. Hani hemen bir şey çıkarırken falan. Bunu giydim. Bu da deri moddan arkadaşlar. Evet gençler. Gece 3.55 geçe uçuşu var sultanımın. Evet. Ve saat şu anda kaç hayatım? Ben de bakamıyorum. Ay. Ay. Dur bakayım bir ya. Harbiden saat kaç? İyi ona gelmiş. Biz takılacağız. Bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Sultanım gitmeden son defa bir akalım alemlere. Ondan sonra saat dediğim gibi 3.55'ti. Uçağım evet. Var. Saat 6.05 geçe inşallah Almanya'ya varmış i̇nşallah. Olacağım. O zaman şimdi çıkalım. Çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonunda havalimanındayız. Bir şeyler yedik. Ondan sonra eşim künefesini yedi tabii ki. Biletimizi hatun, aldık. Senin postalamama az kaldı. Aynen. Valla. Öyle arkadaşlar. Şimdi böyle ilk evet. Aşamayı geçtik. Saat 1'e geldi mi hayatım? Saat 1'i geçti bile. Geçti değil mi? Aynen bayağı bir geçti. Doğru. Bakayım. Saat 3.55 geçe uçuyorsun inşallah. Evet. Bir aksilik çıkmazsa. İnşallah. Çok heyecanlıyım. Ya nasıl karşılayacaklar hiçbir şekilde bilmiyorum. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi sabah varacağım zaten. Kuzenim beni alacak. Evet. Götürecek. Kahvaltı yani. Yaparsınız. Çok erken oluyor aynen. Çünkü 6 oluyorsa. Annem muhtemelen o saatte enisi okula bırakacak, eve gelecek. Yani annemle babam da evde olacaklar. İnşallah. Ve babam hala muhtemelen uyuyor olacak. Annem de kahvaltı hazırlıyor olacak. Bakalım hayırlısı kuzenim olsun, hani bakalım. İşte yenge ben işte kahvaltıya geleceğim falan diyecek. Tabii annem şaşıracak çünkü o saatte yani niye? Ondan sonra artık muhtemelen aynen. Ben gireceğim ve surprise. Burada ne varmış? Bakalım. Dikkat et düşürme günü. Öyle arkadaşlar. Gerçi çok güzelmiş burası. Ya çok heyecanlıyım ya. Ben de. Valla minnoş kızlarımı bile özleyeceğim. Hı. Ama bir sürpriz yapayım dedim. İyi oldu iyi oldu sultanım. Evet. Bayağı da özlemişlerdir. Aynen öyle. Bir de bilmeyenler için kuzenimin düğünü var arkadaşlar. Evet. Yani kuzenimin zengin kuzen. Aynen. Bu arada sadece gidiş biletim var. Dönüş biletim daha ayarlamadım. Çünkü ne kadar kalırım, kalmak isterim belli bilmediğim değil. İçin orada kalayım. Ona göre artık dönüş biletini alırım diye aynısı düşündüm. Olsun, bakalım. Sultanım. Evet. Sağ salim, sağ salim gel inşallah. İnşallah. Evet, biz şimdi ne yapacağız? Biraz bekleyeceğiz. Oturalım, oturacağız. Gel hayatım, biraz takılalım. Ondan sonra artık muhtemelen gideriz. Bu arada burada otururken aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Biz şimdi hani düğünden sonra
Yani ben Almanya'ya gittim, eşim buradaydı falan. Sürekli böyle oturduğumuz yerler aklıma geliyor. Daha o zamanlar tabii video Starbucks çekmiyoruz. Starbucks soğuk oturmuştuk şurada. Aynen. Ama orada daha video çekiyorduk. Bir kere de şu aşağıda aynen, oturmuştuk. Doğru. Ay nasıl hüngür hüngür ağlıyorduk ya. Canım be. Valla. Ne günlerdi değil mi? Ayrılmak çok zor geliyordu. Hala zor. Hala zor tabii ama yani ben buraya geldikten sonra öyle pek ayrılmadık. Bir kere evet. Oldu o. Sırf öyle yani. Hadi neyse. Bakalım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu an giriş yaptım. Kapıya geldim. Burada bekliyorum. Bir saat sonra uçak kalkacak. Yaklaşık bir 40 dakika sonra da artık otururuz. Evet. Böyle bekliyorum. Evet arkadaşlar ben şu an vardım. Kuzenim yanımda beni almaya geldi. Şimdi birazdan eve doğru gideceğiz. Elimden geldiğince belki tepkilerini telefona almaya çalışacağım. Her ne kadar göremezseniz de. Evet biz o zaman çıkalım. Selamun aleyküm. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Baba! Babacığım! Minnoşum! Baba! Burada kim var? Arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Annem falan babam şokun üstünden atlatıyor. Sonra görüşeceğiz inşallah. Değil mi? Evet arkadaşlar ben dinlendim. Şimdi dışarı çıkacağız ve evet. Bol bol gezeceğiz. Bu arada ilk gideceğimiz yerlerden bir tanesi L'Osteria. Yani L'Osteria'da pizzamı sonunda yiyeceğim. Uzun zaman oldu yemedim. O yüzden şu an çok seviniyorum. Çünkü yani benim hayatımda yediğim en güzel pizza orada arkadaşlar. Ben bunu zaten de hep baştan beri söylüyordum. Bütün kardeşler, annem oraya gideceğiz inşallah. Babama da uğrarız bugün işe. Zaten babamla sabah görüştük. Bu şekilde yani. Şimdi çıkacağız. Bu arada hemen size böyle üstümü de göstereyim. Bu şekilde bir elbise var. Bunu giydim. Üstüme yine aynı şalı giydim. Çünkü daha böyle çok olmadı giyeli. Şimdi çıkalım. Ne diyorsun? Evet. Yok bir şey. Daha demin ne dedin sen bize? Kaç tane fotoğraf daha çekeceksin? Sen bunu mu? Evet. Allah Allah. Evet. Allah. Diyorum ki kaç tane daha çekelim? Bir tane diyorum. Aslında sıfır da yapabilirsiniz yani. İçecek ne içiyorsunuz gençler? Pizzalarımız geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Kocaman tabak ama bir türlü sığmıyor. Kocamanlar. Bu mesela 7.90 arkadaşlar. Fiyat farkına bakın. Şu an hayatımın en güzel pizzasıyla aşk yaşamak üzere. Hoşça kalın. Ya arkadaşlar gerçekten çok büyük. Yani şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda yemeğimizi yedik. Çarşıya geldik. Burada şimdi bol bol gezir. Anne TK Maxx. Kesinlikle. Bütün paramı orada bitireceğim. Şimdi anne göremiyorum. Dur dur şalını gösteriyorum. Evet. Bence çok tarz duruyorum değil mi anne? Bence ben de tarz durdum. Evet arkadaşlar. Mağazamıza hoş geldiniz. Ahmet burada neye her türlü benziyor biliyor musun? Tam bir arı ya. Bizim mağazamızdayız arkadaşlar. Her türlü gözlüklerimiz var. Aynen. Şu an 3 alana bir tane bedava arkadaşlar. Aynen. Buyurun gelin Almanya'da. Hatta mesela biri şeyli... Aynen bu şimdiki şey arkadaşlar. Yeni moda. Bu yeni moda.
daha hafif olsun diye. Yani gözüne fazla batmasın ağırlık diye. Yapmasın. Aynen. Bir de yani göz kıyaslayabilirsiniz diye yani. Ondan arkadaşlar. Aynen. Bununla açmışım. Çok güzel. 90 euro ama çok güzel. Değil mi? Fiyat farklarını arkadaşlar bakın şöyle bir kadın hep beni buluyor ya. Bu 9 euroymuş mesela, kocaman bir saksı. Mesela bu kocaman arkadaşlar. Kocaman. 20 euro. Ondan sonra bakın bu da mesela 9 euro falan. Böyle gidiyor fiyatlar. Şu an uygun duruyor yani. Sadece 13 euro. Çok güzel. Arkadaşlar odun 13 euro. Ondan sonra şunlar var. Bu mesela 10 lira. Böyle balkona asabilirsiniz. Çok güzel. Bakın kocaman. Ve 50 euro. Çok güzel bence ya. Abla ucuzu da var. Tarafa. Arkadaşlar ben bakın şöyle bir şey en iyisi buldu. 10 euro bu da. Ben size alışverişimi göstermeyeceğim. Hepsini ayrı bir video yapacağım ama yani emin olabilirsiniz ki çok güzel şeyler alacağım inşallah. Arkadaşlar şu an çıldırıyorum. Bu kocaman vazo 5 euro. Yani 30 liraya geliyor. 30, 35, 40. Yani 30 ile 40 arası. Böyle kocaman bir şey. Buna böyle çiçekleri yani doldurun şöyle falan. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bakayım bu ne kadarmış. Bu 3 euroymuş. Bu Şam'dan arkadaşlar. Bu da çok değişikmiş. Ama bu benim hoşuma gitmedi. Aynen şu arkadaki de 5 euro ama en güzel bu. Alalım. 12 euro arkadaşlar. Bu güzel kocaman globus 12 euro. Ve alışverişim yoktur, onu gösterme. Neyse bir şey olmaz, onu gördünüz. Alışverişimi yaptım. Annem yine nereye gitti? Kadın alışverişi görünce kızını bile unutuyor bakın. Kadın run yapıyor. Nerede? Harbi. Ha burada mıymış? Yine bir şeyler buldu kesin. Evet arkadaşlar ben şimdi alışverişimi yaptım. Çok güzel parçalar buldum. Şimdi devam edeceğiz inşallah. Mutlu musun Ahmet? Ben çok mutluyum. Ve susadın değil mi? Ablam mutluysa ben de mutluyum. Şu anda en sevdiğim kukiler arasında neydi? Pekanat. Pekanat kuki. Pekanat kuki. Bir de tabii ki meşek. Meşek. Çilekli. Efsane. O ne? Ice fruit smoothie mi ne? Aynen. Şimdi bize afiyet olsun. Teddy'deyiz arkadaşlar. Burada da yine her şey çok uygun fiyatlı. Bu da çok şirinmiş. Şimdi buraları biraz gezeceğiz. Size biraz bir şeyler göstereceğim. Sıkılın da istemiyorum. Ay bu da çok hoşmuş. Bakın elma. Ahmet de takipçilerine evet arkadaşlar gösteriyor. Sıçerce şeylerini gösteriyor. 3 euro. Gelelim bu oyuncaklarına bakın. 1.75'e böyle şeyler. Evet. Valla bilmiyorum. Bu muhtemelen parçalıyordur. Evet. Aa böyle mamasının altına bunlar. Ama bizim evin şeylerine uymuyor. Yoksa alırdım. Bakın bu bile 1 euro. Sonracığım. Aa anne o çok iyi oluyor biliyor musun? Tuvaletin önüne. Hep bunun üstüne düşüyor kum. Halası kedisine bir şey al. Bizim küçüğüne bir şey alsa da sevinse yani. Alırım. Ablası oluyor. Alırım ablası tabii olsun. Ki. Ablası anne. Benim iki tane yavrum varken onu mu anne, düşüneceğim? Neyse ha, çok fena. Ahmet kız arkadaşını baş tacı etti. Nasıl? Bu da yavrusu. Bir de şöyle durayım, yandırayım. Dur bir. Şöyle yandırayım, thumbnail olsun. Arkadaşlar bakın şöyle bir kaktüs. 10 euro. Ama Türkiye'de ben bunun aynısını yani çok aynısını benzerini gördüm. 400 liraydı. Ama anne sen bana vereceğin için ben bundan almıyorum değil mi? Hı hı. Ya bunlar da çok güzel. Bakın 4.99. Bu 4.99 resmen. İnanamıyorum. Aa bu mumlar da çok hoşmuş. Bunlar ne kadarmış? 3 euroymuş. Böyle mumlar çok pahalı oluyor yine Türkiye'de. Bu da çok şirinmiş. Evet arkadaşlar bakın bizim ailemizin yeni üyesi Sürmeli. Hı? Sen çok mu tatlısın? He? He? Sen balımla bademi hiç gördün mü? Hiç gördün mü? Havada yutarsın. Teyze gülüsü. Teyze gülüsü.
Arkadaşlar biz eve geldik. Bırakayım seni. Eve geldik, şimdi biraz soluklanacağız. Bugün daha çıkmayız dışarı diye düşünüyorum. O artık yani gün içinde göreceğiz. Şimdi biraz dinleneceğiz. Ondan sonra artık görüşürüz. Bunları salça sosla fırına verecek. Şimdi ben de şöyle pilav yapıyorum mısırlı. Evet, son akşam yemeğinde görüşürüz. Ve akşam yemeğimiz hazır. Bu şekilde annem dün fasulye yapmış, değil mi anne? Taze fasulye. Aynen. İşte taze fasulye. İşte burada köfte yemeğimiz var, pilavımız var. Bize şimdi afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemekten sonra biraz daha annemle çıktık. Biraz gezelim dedik. Gezdik ama onları çekmedim. Şimdi eve geldik ve artık videonun kapanışını çekeyim diyorum. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.